Erdoğan'a hodri meydan dedi. 30 yaşında Cumhurbaşkanı adayı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasaya rağmen 3. kez aday olmasına karşı, Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'tan hodri meydan geldi. Anayasaya aykırı olmasına rağmen Baş, 30'umda ben de Cumhurbaşkanı adayıyım, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrasındaki, bir kimse en fazla 2 kez Cumhurbaşkanı seçilir, hükmüne rağmen erken seçim olmayacağını belirterek, Haziran'da yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı benim, diyerek kesin adaylığını açıklamıştı. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan, Erdoğan'a hodri meydan geldi. Yeni Çağ köşe yazarı Orhan Uğurluoğlu, bugünkü köşe yazısında Hüseyin Baş ile yaptığı söyleşiyi aktardı. Uğurluoğlu, Hüseyin Baş'ın anayasaya aykırı olmasına rağmen 30 yaşında Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladığını aktardı. Uğurluoğlu'nun Hüseyin Baş ile yaptığı, Erdoğan'a ilk rakip çıktı başlıklı yazısı şu şekilde. Erdoğan 3. kez Cumhurbaşkanı olabilir mi sorusuna Baş, anayasanın 101. maddesi Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Burada ne diyor? Yüksek öğrenimini yapmış diyor, hadi bunu biz es geçtik. Burada bir ima var mı sorusuna Baş, madde açıkça diyor ki en fazla 2 defa Cumhurbaşkanlığı yapabilir. Bu madde 2007'de anayasaya girdi, 2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde aynen kaldı. Dolayısıyla bugün bizim ne söylediğimiz ya da herhangi bir siyasinin ne söylediğinin çok bir önemi yok. Anayasa buradaki hükmünü koymuş. Bugün Türkiye'deki en önemli problemlerin başında da bu geliyor. Yani biz anayasayı tanımıyoruz. Yarın öbür gün yine bir gündem gelir bize, anayasayı değiştirelim, anayasanın değişmesi lazım. Bu anayasa 80'lerin darbe anayasalarının mahsulü gibi saçma sapan gündemler gelecek. Ben hep söylüyorum anayasayı senin dinlediğin mi var, anayasaya göre bir hareket mi yapıyorsun? Madem öyle Cumhurbaşkanı 3. kez aday olacaksa, burada anayasa ne diyor, 40 yaşını doldurmuş diyor. Ben de 30 yaşında olduğum için bugün Cumhurbaşkanı adayı olamayan bir siyasi parti lideriyim. Yüksek Seçim Kurulu Sayın Erdoğan'ın 3. kez adaylığını onaylarsa 101. maddenin 2. fıkrası, yok hükmünde olur. O zaman ben de 30 yaşında bir Cumhurbaşkanı adayı oluyorum. Anayasayı eğer tanımıyorsak ben de olurum. Ve taahhüt ediyorum bütün Türkiye'ye. Göreve geldim mi 1. ayında parlamenter sisteme döneceğim. Cumhurbaşkanlığı vaadim de bu. Yani biz anayasayı tanımadan kafamıza göre hükümleri kendimizce yorumlayacaksak, ülke Türkiye Cumhuriyeti olmaktan çıkar. Şimdi fiili bir durumu senaryolaştıralım burada. Haziran 2023'e geldik. Sayın Erdoğan YSK'ya başvurdu, ben adayım, diye. Siz de o gün YSK'ye gidip başvuracak mısınız sorusuna Baş, YSK'ya adayım, diye başvuracağım. YSK her iki tarafa da adaletli hükmetsin. Erdoğan'ı kabul ederse sizin başvurunuzu da kabul etmesi lazım. Sizi reddederse Erdoğan'ı da reddetmesi gerekir. Müthiş bir örnek. Bir kere daha tekrar edelim diyen Uğurlu'ya Baş, eğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, anayasanın madde hükümlerince 3. kez aday olabiliyorsa ki anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrasının hükmü buna engel. YSK'ya başvuracak ki YSK bunu kabul ederse, anayasaya aykırı bir karar vermiş olacak. O zaman ben de 30 yaşında Cumhurbaşkanı adayıyım. YSK bunu da kabul etmek zorunda. O da aykırı, bu da aykırı. Aksi halde beni reddediyorsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da reddetmek zorunda. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız. Bir dahaki dönem bize Cumhurbaşkanlığı yapmasın. Asla kabul etmiyorum adaylığını. Bu benim konum değil, bu siyasetin konusu da değil, bu anayasa. Bu hukuk. Yani bu bugün şuna benziyor mesela Türkiye'de, bana sorarsanız, en az %30 der ki Angela Merkel gelsin bu ülkenin cumhurbaşkanı olsun. Zaten emekli oldu, işi de yok. Ama anayasa ne diyor? Türk vatandaşları arasından. Merkel bizim vatandaşımız olmadığı için ülkemizde cumhurbaşkanlığı yapamaz. Erdoğan da 3. kez cumhurbaşkanı adayı olamaz.